Hello bitches. Hoş geldiniz. Bugün günlük hayatta çok sık kullanılan, bizi büyük dertlerden, sıkıntılı durumlardan kurtarabilecek yapılarla devam ediyoruz. 10 tane daha İngilizce yapı öğreneceğiz bu şekilde. Haydi, let's get started. İlk ifademizin adı şurada gördüğünüz gibi I am starving. I am starving, açlıktan ölüyorum demek. Yani I am hungry, ben acıktım demenin bir tık üst versiyonu diyebiliriz. Şimdi çok acıktın, tamam mı? 1,5 saattir yemeğin pişmesini bekliyorsun. Arkadaşın bir türlü pişiremedi. Of kardeşim, I am starving. Açlıktan ölüyorum burada. Okay? Zaten starve, açlıktan ölmek artık. O dereceye gelmek demek. I am starving yaptığımızda ise şu anda açlıktan ölüyorum. I am starving. Okay? That's all. 2. 2'de ise çok sevdiğim bir ifade var. Onun adı I'm off. I'm off. Bu ne demek biliyor musunuz? Mesai biter, bu çocuk kaçar. I am off. Bu kadar. Baktın, tring, saat 6 oldu. Arkadaşlar, mesai biter, bu çocuk kaçar. I am off. Görüşürüz. See you. I'm off. Ben kaçtım. Goodbye. Anlamında I'm off yapısını kullanabilirsiniz. Çok kullanışlıdır. Çünkü ne diyoruz? Mesai biterse bu çocuk kaçar. 3. 3'te ise şöyle bir ifade var. Good company. Good company genelde bizim Türklerin öğrettiği İngilizce'de çok yer kaplamaz. Lakin yurt dışında konuşulan İngilizce'de günlük hayatta good company çok güzel bir yer tutar. Anlamı hoş sohbettir. Mesela ya kardeşim ben bir daha bu Ayşe'yle konuşmayacağım. Benim canım sıkıyor, adamı hasta ediyor diyorsun. Ahmet de diyor ki ya oğlum öyle deme ya. Ayşe is a good company. Bu kadar. Ayşe is good company. Ayşe iyi, hoş sohbet bir insan. Okay? Company zaten arkadaş anlamında kullanılır. Yani biz onu şirket diye öğreniyoruz genelde. She is good company derken o iyi şirket demiyoruz ama burada. Hani o good company sana iyi eşlik eder, hoş sohbettir, seni anlar tarzında bir cümleye sahip olmuş oluyoruz good company ile. 4. 4'te ise yine benim çok sevdiğim ve çok sık kullandığım bir yapı var. Nasıl olur da anlamına geliyor. How on earth? Mesela arkadaşına bir puzzle getirdin. 255 bin parçalı. Tamam, bir hafta sonra aradın. Ne oldu lan? Yapabildin mi? Müptezel. O da dedi ki yaptım. İnanmadın değil mi? Gittin adamın evine, bir baktın herif yapmış puzzle'ı. Sen de diyorsun ki how on earth? Nasıl olur da yani? Bu ne? How on earth? Bu ne lan? Nasıl olur? Mesela how on earth'ı uzatabilirsiniz. Şöyle diyebiliriz. How on earth can you do this? Sen nasıl olur da bunu yapabilirsin? Bah! How on earth can you do this? Sen bunu nasıl yapabilirsin ya? Aa! Nasıl olur da böyle bir şey olabilir demektir. How on earth çok güzel, çok kurtarıcı, 10 numara bir yapıdır. Devam. 5'te ise what is the matter? What is the matter? Bu ne biliyor musunuz? Hayırdır birader, mevzu nedir? Konu nedir? Anladın mı Mertay kardeş? What is the matter? Konu nedir? Bu kadar. What's the matter? Böyle mevzuya dalarken kullanabilirsiniz. Anladın mı? Yürüyorsun mahallede, baktın mahallenin çocuğunu eziyorlar. Hemen yanaşıyorsun böyle gevşek gevşek, salına salına. Hello brother. What is the matter? Mevzu nedir? That's all. Mesela baktın arkadaşın zırıldıyor evde. Allah kahretmesin. Böyle olacağını biliyorum. Sen diyorsun ki oğlum what's the matter? Konu ne? Ne oldu? Eşittir what happened. Mesela what's the matter ifadesini bu şekilde mevzu ne, konu ne için kullanabiliriz. 6. 6'da ise yine çok fazla kullanılan bir deyim var. Onun adı boom. Easy peasy. Easy peasy lemon squeezy de derler. Japanese, Japanese bir şeyler bulan bir sürü çeşidi var ama bizim bence bilmemiz gereken tarzı bu. Easy peasy. Bu ne demek biliyor musunuz? Çocuk oyuncağı. Ne var ki canım? Mesela birine yardım ettin. Teyzenin poşetlerini taşıdın, tamam mı? Ona da teşekkür ederim falan. Ya no problem. Easy peasy. Çocuk oyuncağı ya. Bu kadar. Tamam mı? Üst komşunun kapısı kırılmış. Sen ne anlıyorsun? Gittin tamir ettin. Ha no problem. Easy peasy. Çocuk oyuncağı bu, tamam? Bir sınava girdin, bir açıklandı, full çekmişsin. Dude, easy peasy. Çocuk oyuncağı, that's all. Easy peasy bu şekilde kullanabiliriz. 7. 7'de ise bizim Türkçe'de tuzlu diye ifade ettiğimiz bir yapı. Yani
pricey var arkadaşlar. Pricey tuzlu demek. Tuzlu derken böyle tuzdan bahsetmiyorum. Böyle tuzlu bak. Money 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 dum dum must be funny dum 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 in a rich man's world. Pricey, tuzlu demek. Arkadaşın ayakkabı bakmaya gittin, bir ayakkabı denedin falan. Birader bunlar ne kadar fiyatı dedin? O dedi ki 300 eurocuk. What? Okay dude. These are pricey. Bunlar pricey. Bunlar tuzlu. Ben bunları alamam. I cannot buy these fucking boots. Okay? These are pricey. It is pricey. It was pricey. It will be pricey şeklinde kullanabilirsiniz. Pricey tuzlu demektir. Kimse bilmez ama FK Language takipçileri, öğrencileri bunları bilecek. Devam. 8. 8'de ise herkesin çok bildiği bir şarkının ismi var. Dream On. Dream On. Dream On nedir biliyor musunuz? Rüyanda görürsün demektir. Heh. Rüyanda görürsün. Böyle demektir. Dream On. Okay. Mesela arkadaşın geldi. Ya birader sen dedi bana bir 2000 lira ateşle de ben sana haftaya şey yapayım falan. Sen dedin ya Dream On. Dream On hadi yürü. Dream On. Rüyanda görürsün. Kankacım boşver. Annen dedin ki mesela ya anne bir... Biraz 500-600 sakal at bize falan ya yani hiç güzellikler yapmıyorsun bize dedin. O da diyor ki yeah, dream on. Ne? Dream on. Rüyanda görürsün. See you, goodbye. Okay, that's all. Sırada ne var? 9'da bakalım. 9'da ise yine benim çok fazla kullandığım, ister istemez kullandığım bir ifade var. You got me wrong. You got me wrong. Sen beni yanlış anladın. Zaten bu günlük konuşma serisinde bu got ifadesinin anlamak için kullanıldığından bahsetmiştik. Mesela I got it falan demiştik. Anladım. You got me. Sen beni anladın. En sonunda wrong. Yani yanlış anladın. You got me wrong. Okay? Birine bir şey dedin mesela. Yanlış anladı. Küstüm üstü. Yana gittim birader. You got me wrong. Beni yanlış anladın. I didn't mean it. Onu kastetmemiştim. You got me wrong. Mesela bunu değiştirebilirsiniz. Buradaki you ve me'yi çıkarıp farklı şeyler koyabiliriz. Mesela she got you wrong. Mesela Ayşe got Ahmet wrong. Ayşe Ahmet'i yanlış anladı gibi kullanabilirsiniz you got me wrong ifadesini de. Şimdi gelelim bonus yani 10. kelimemize. Bu kelimemiz biraz argo bir kelimedir. Lütfen curse word ya da bad word bunları duymak istemeyenler videoyu şu anda terk etsin ama FK Language'in has tayfası her zaman en sevdiği yerin burası olduğunu biliyorum. Şimdi gelelim bonus kelimemize. 10. Karşımızda herkesin bildiği ama bence bildiğini zannettiği bir ifade var. Onun adı bitch. Bitch demek arkadaşlar şıllık demek. Okey. Şıllık. Kibarca şıllık demek. Ama İçerisinde öyle anlamlar barındırıyor ki çok çok farklı yerlerde kullanılabilir. Mesela şöyle bir yapı var. Boom. Be a bitch about nokta nokta nokta. Nokta nokta hakkında mızmızlık etmek için. Mesela arkadaşına dedin ki hadi birader gidelim bir airsoft oynayalım tak 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 tak. O dedi ki yok be oğlum ne saçma sapan birbirimize ateş edeceğiz falan. Sen ya oğlum ya don't be a bitch about it. Mızmızlık etme. Don't be a bitch. Don't be a bitch. Bak, şıllık olma demiyor. Mızmızlık etme. Be bitch. Be a bitch about nokta nokta nokta. Bunların hepsi mızmızlık etmek demektir. Okay? Mesela, bitch çok farklı aksanlarda kullanılabilir. Bir mesela Jesse Pinkman aksanı vardır bitch'in. Uf, yani otur sabaha kadar şarkı gibi dinlersin böyle bitch diye. Çok efsanedir. Buraya belki eklerim onu da. What up, bitch? Bitch, sandığınız gibi sadece şıllık değil. Aynı zamanda bu şekilde don't be a bitch about nokta nokta ya da be a bitch about nokta nokta şeklinde bir şey hakkında mızmızlık yapmak veya yapmamak şeklinde kullanılabiliyor. Ve inanın bana sizin öğrendiğiniz şirin kelimelerden, fine things and you'dan, good morning'den daha çok kullanılır. Haberiniz olsun. Şimdi... Bitch'i de öğrendik. Bitch ne demek? Şıllık, kevaşe falan. Whore, ho anlamları var. Ve mızmızlık etmek anlamı var dedik. Şimdi artık videoyu sonlandırmanın vakti geldiğini düşünüyorum. Artık kendinize iyi bakın. Hepinize
İyi pazarlar dilerim. FK Language'de kalın. Çünkü FK Language öğrencisi her zaman 8 tık öndedir. Ne 7, ne 9, ne 5, ne 10. 8 tık öndedir. Okey? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. I'm off. Mesai biter, bu çocuk kaçar.